Teşekkür ederim Ezgi. Evet, Mert Hakan, güzel, neşeli bir antrenman geçirdiniz. Hafta sonunda Galatasaray'la bir maç oynayacaksınız. Maça hazırlıklar nasıl gidiyor, neler söyleyeceksin? Şu anda çok iyi durumdayız takım olarak. Bizim kupadan da elendikten sonra dinlenme fırsatlarımız da arttı. İdmanda da takım halinde çalışıyoruz. Sakatlıklarımız yok çok şükür. Çok iyi durumda takımın morali, neşesi. Zaten puan olarak da iyi yerdeyiz. Keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Sezon başından beri sahaya çıktığımızda yine öyle devam ediyoruz. İnşallah Galatasaray maçında da elimizden gelen her şeyi yapıp 3 puanla ayrılacağız. Teşekkürler. Şimdi baktığım zaman Sivas Spor kendi sahasında özellikle Süper Lig'in zirvesini zorlayan takımlarla daha iyi bir mücadele veriyor. İşte Trabzonspor galibiyeti var, Fenerbahçe galibiyeti var. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksin? Acaba daha mı iyi konsantre oluyor Sivas Spor? Ya, üç büyükleri de yendik burada. Trabzon, Fener, Beşiktaş. Şimdi işte Galatasaray'la oynayacağız. İnşallah 4-4 yaparız. Dediğiniz gibi bugüne kadar ligde üst sıralar oynayan bütün takımlara karşı mücadelelerimizde iyi sonuçlar aldık. Bu hafta da ona göre hazırlandık. Aslında biz takım olarak ayırt etmeden mücadele etmeye çalışıyoruz. Zaten iç sahada mağlubiyetimiz yok. İnşallah da seyircilerimize bu sezon bunu yaşatmayacağız. En azından kazanamıyorsak kaybetmemeyi öğrendik iç sahada. Bu maçta da öyle olacağını düşünüyordum. İnşallah sahaya çıktığımızda her şeyimizi elimizden gelen her şeyi verip 3 puanı alacağız. Taraftarımız da arkamızda olsunlar. Son olarak hemen kısaca şunu da sorayım. Transferle ilgili çok söylenti var. Ne söyleyeceksin maç önünde? Ya, utanç verici şeyler konuşuluyor. Gerçekten üzülüyor insan. Çünkü biz şerefimizle, namusumuzla yaşayan insanlarız. Gerçekten çok üzücü şeyler onlar. Ben sahaya çıktığımda Sivas Spor armasını sahiplenmek için elimden gelen her şeyi her zaman herkese karşı yapacağım. Bunu herkes böyle bilsin bu sezon sonuna kadar. Ondan sonra da profesyonel hayat bu. Ne olur ne biter. İnşallah ilk hedefim yurt dışına gitmek. Olursa yurt dışına gitmek istiyorum. Ama bu söylenenler gerçekten çok üzücü. Bizim de bir ailemiz var. Onlar da görüyor bunları. Yani çok kırıldık açıkçası Emre de ben de. Ama bunlar maalesef bizim ülkemizde var. Sürekli de olmaya devam edecek. Alışıyoruz diyelim bunlara ama inşallah Rabbim yüzümüzü kara çıkarmaz, bu hafta kazanırız. Onlara da kendi söylediklerine utanmış olurlar. Çok teşekkür ediyorum. Terlisin, seni fazla bekletmeyelim. Evet Ezgi, biz şu anda hemen yine alacağız, yanımızda Fernando var. Röportaj veriyor. Biz biraz sonra tekrar bağlantı gerçekleştirelim. Şimdilik sözü size bırakalım Ezgi. Murat Onur'a çok teşekkür ederiz. Bağlantılar olduğu takdirde biz yeniden Sivas'a döneceğiz diyelim. Biz Muslera'yı değerlendiriyorduk. Mehmet Eminoluş, sözünü kesmiştim. Devam edin. Estağfurullah. Yani söyleyeceğim şey şu. Bir futbolcu sahasındaki başarısını bir kenara koyalım. Bu kadar rakipleri tarafından dahi saygı duyuluyorsa bunu ayakta alkışlayacaksınız. Yani Muslera'nın istatistik olarak artık onu yaptı, bunu yaptı, şöyle böyle değil. Sırf adamlığı diyelim artık. Amiyane tabirle bu duruşu bile Muslera'yı herkes için özel kılmaya yeterli. İnşallah gelen bütün yabancılar aynı etkiyi bırakır Türkiye'de. En azından duruşlarıyla, performanslarından da önemli benim için çünkü. Evet, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama Muslera'nın şu anlamda da bir şans olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray için. Henüz yaşı genç ve Avrupa'dan çok ciddi teklifler aldığını da dönem dönem biliyoruz ama Türkiye'de mutlu olmasının, Türkiye'yi sevmesinin, Galatasaray camiasıyla artık bütünleşmesinin de burada kalması açısından ve Galatasaray açısından ben çok büyük bir şans olduğunu evet, düşünüyorum açıkçası. Yani tecrübeli artık bu saatten sonra Muslera'nın da. Hep şunu sormadık değil ya, bu Muslera neden Barcelona, neden Manchester United, neden böyle üst seviyede bir takıma transfer olmaz, transfer olmaz. İyi ki de olmamış. Hep bu noktada Muslera'nın ayaklarının biraz yetersiz kaldığı, ayağının iyi olmadığı. Artık modern futbolda ya da üst seviyede liglerde daha çok tercih edilen kalecilerin topu oyuna iyi sokan kaleciler olması, ayağın iyi olması özelliğinin, şartının çok arandığını. Varsın Muslera'nın da bu yönü eksik kalsın. Bu yönü olsa zaten herhalde Muslera herhalde bir futbolcu gibi, yani ön tarafta oynayan bir oyuncu gibi bazen oyun içerisinde de olurdu. Ben o kadar oyun zekasına sahip olduğunu düşünüyorum ama çok önemli bir figürden bahsediyoruz. Karakter olarak da Mehmet Emin'in ifade ettiği Nezat, gibi. Nezat, özür diliyorum. Yeniden Sivas'a Murat Onur'a bırakalım sözü. Yanında bir konu daha var.
Ezgi, Fernando ile birlikteyiz. Antrenmanı tamamladı Sivas Spor. Taylan arkadaşımız bize yardımcı olacak. Hafta sonu Galatasaray'la bir maç oynayacak. Maç hazırlıklarını sürdürüyorlar. Neler söyleyecek Fernando maçla ilgili? Sim, como eu disse, é jogo importante, mas é apenas mais jogo. Esse jogo não decide o campeonato, porque tem mais 10 jogos ainda pela frente. É jogo importante, claro. E ainda não perdemos em casa, isso é importante também. Conto com o apoio da nossa torcida, que com certeza acho que saímos com a vitória. Vai ser importante esse jogo. Bizim için çok önemli bir maç. Aynı zamanda çok zor bir maç olacağını da biliyoruz. Ancak şampiyonluk yolunda bu maç %100 kaderimizi belirlemeyecek. Çok etkili olacak galibiyet veya yenilgi. Ama şampiyonu kim olduğunu belirleyecek maç tabii ki bu değil. Çünkü önümüzde 10 maç var ve bunun da farkındayız. Amacımız seyircimizi de mutlu etmek. Ve bu maçın sonunda galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Sivas Spor taraftarı özellikle derbi maçlarda stadı ağzına kadar dolduruyor. Sivas Spor 12. futbolcu taraftarlar 12. futbolcu diyebilir miyiz? Podemos dizer que os torcedores do Sivas são os jogadores de 12 número de equipe. Sim, com certeza. Desde o começo do campeonato eles vêm enchendo quase todos os jogos, praticamente. E nessa reta final acredito que eles vão continuar enchendo o estádio. É importante porque ainda não perdemos em casa. O apoio deles é fundamental. Evet, tabii ki bunu söyleyebiliriz 12. futbolcular diye. Çünkü Sivas Spor taraftarı bizi sürekli destekliyor. Ve bugüne kadar evimizde hiç kaybetmedik. Evimizde kaybetmediysek bundaki en büyük sebep Sivas Spor taraftarının sürekli sahaya gelmesidir. Zaten son maçlarımızda özellikle saha hep dolu. Biz de bunun farkındayız ve hissediyoruz. Dolayısıyla sahaya çıktığımızda motivasyonumuz da, konsantrasyonumuz da ona göre farklı oluyor, daha yüksek oluyor. Bir de şunu sorayım son olarak. Fenerbahçe'yi yendi kendi sahasında. Trabzonspor'u yendi. Beşiktaş'ı yendi. Daha mı iyi konsantre oluyor Süper Lig'in zirvesini zorlayan takımlara karşı Sivas Spor? Estamos concentrados mais contra equipes oponentes mais grandes em nossa casa. Não, acho que não. Desde o começo ganhamos de equipes grandes e equipes razoavelmente pequenas. Acho que a concentração sempre é igual. Não tem porque é time grande e a concentração é diferente. Acho que vamos estar concentrado e se Deus quiser, vamos sair com a vitória. Ben şöyle düşünüyorum. Açıkçası hani büyük takım olması önemli değil. Karşımızdaki rakip kim olursa olsun aynı konsantrasyonu bir sergiliyor. Çünkü her maç önemlidir. Tek fark seyircimizin bizi coşkulandırması daha çok etkili oluyor bizim galibiyetlerimizde. Bunu inkar edemeyiz. Onun dışında bu maçtan da galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Fernando, teşekkürler. Evet Ezgi, bizler Sivas Spor tesislerindeydik. Bugün A Spor ekipleri olarak burada hem antrenmanı takip ettik, hem başta Rızacı ile konuştuk, Mert Hakan'la konuştuk ve Fernando ile konuştuk. Sivas Spor antrenmanları neşeli bir şekilde geçiyor. Hem hırslı hem neşeli bir şekilde. Hafta sonu pazar günü akşam saat 19'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya son hazırlıklarını da yapıyorlar diyelim. Gelişmeler oldukça Sivas'tan A Spor ekranlarına aktaracağımızı belirtip söz tekrar biz size bırakalım Ezgi. Murat Onur, çok teşekkürler. Demir Grup Sivas Spor antrenmanını takip etti Murat Onur ve hem Rıza Çalınbay hem Mert Hakan Yandaş hem de Fernando'yla çok özel röportajlar yaptı. Biz de canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Nevzat, derim yalnız. Evet. Bence haftanın işidir Mert Hakan röportajı. Mert Hakan'ın röportajında verdiği mesajlar çok önemli. Kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel bir iş yaptı. Evet, ben kesinlikle buradan, öyle. Ben buradan mesaj attım. Murat bak ben böyle diyorum. Koş bir röportaj yaptı. Şaka tabii. Teşekkür ediyoruz hakikaten. Ama işte bu sadece orada kalmasın. Hani daha da yayılsın bu. Bakın bu röportaj esasında ben daha önce de bu oyuncu örnek vermiştim. Jan Wright. Crystal Palace'tan yetişen sonra Arsenal'a transfer olan oyuncu. Arsenal'de forma giyerken Palace'a gol attı ve Palace küme düştü. Ve bu çocuk hüngür hüngür ağladı. İşini evet, şu anda da Mert Hakan Yandaş'ın açıklaması ekrana geliyor zaten. İlk hedefim kariyerimi yurt dışında devam etmek diye. Bunu da dediğimiz gibi maç öncesinde çok fazla dillendirip kimseyi de zan altında bırakmamak önemli. Mustar hakkında bir şey söylüyordun Nevzat. O cümleni tamamla ve Fenerbahçe'ye geçelim. İyi ki de Mustar'ı almamışlar. Bu arada Mustar'ın Galatasaray geliş hikayesi de çok enteresandır. Az kalsın Galatasaray Mustar'a yerine Internasyonel'in üçüncü kalecisini alacaktı. Allah'tan uçağı son anda iptal oldu ve o kaleci Türkiye'ye getirilmedi. Taferel referansıyla o kaleci gelecekti. İnternasyonel'in üçüncü kalecisini alacaktı yani. Galatasaray Muslera'yı değil onu tercih edecekti ama o son anda o iş yattı. Belki o kaleci burada daha başarılı olabilirdi ama bilemiyoruz onu. Yok olamazdı.
Zaten evet. Tecrübeli bir kaleciydi. Yani yaşı da vardı. Yani belki de Galatasaray'daki performans. Yani Mustera'dan daha iyi performans biraz zor. Bu arada Galatasaray'ın hep iyi yabancılar kalecilerden bahsettim. Bir arkadaşım yazmış. İki tane de sıkıntılı kaleci de geldi.